İşleme testi 3'teyiz. İlk sorumuz, ilerleme hızları 2 ve v olan x, y dalgalarının görünmüş şekilde ilgilidir. X'in frekansı fx, y'nin de fy olduğuna göre fx bölü fy olan nedir? Evet, ilkinin hız formülümüz neydi? Lambda çarpı frekanstı. Burada kaç lambda olduğuna bakalım arkadaşlar. 1, 2 lambda. Burada ne kadar kaç lambda var? 1, 2, 3 lambda var. O halde 2v eşittir 2 lambda çarpı fx. Buradan da v eşittir hızımız v'ye 3 lambda çarpı fy olacak değil mi? Şunlar sadeleşir. İkiler gördüğünüz gibi. Lambdalar da gider. Fx eşittir 3 tane fy olur. Bunu da bu tarafa alırsak arkadaşlar fx'i böyle fy diyor. Buraya y'yi alırsak buradan da y'yi böldüğümüzü düşünüyoruz. Cevabımız 3 çıkar. Herhalde şıklarımızda bir hata olmuş. Cevabımız 3 olması gerekiyor bu soruda. İkinci sorudayız. Uzunluğu 1.2 metre, kütlesi de 1200 gram olan ince bir yayın 100 Newton'luk kuvvetle geriliyor. Bu yayda oluşturulan bir atmanın ilerleme hızı kaçtır? Evet, hızımızı hatırlayalım. Kök içerisinde f bölü mü'ydü. Mü'yü hatırlayalım. Birim uzunluğun kütlesiydi. M bölü L'ydi. Yayımızın uzunluğu. M'imiz buradan kilograma çevirmem lazım. 1.2. Öbürü de 1.2. Mü'ümüz 1 çıkacak. Formülü de yerimize koyalım arkadaşlar. 100 Newton bölü 1 olduğundan kök dışına da 10 metre bölü saniye olarak çıkacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorudayız. Kalınlığı sabit esnek bir yay üzerinde oluşturulan periyodik dalgalar şekilde gibidir. K noktasındaki titreşim hareketi L'ye 3 saniye sonra ulaştığına göre hangileri doğrudur? Bakalım burada kaç tane dalgamız var? İşte şöyle yaptığımızda 3 tane dalga boyu var. O zaman burası 40, burası 40, burası da 40 olmak zorunda. Peki dalga boyu 40 santimetre. Evet. İlerleme hızı nedir? Bakalım. V eşittir 120 santimi 3 saniyede aldığına göre 40 çıkması lazım. Ama burada 30 bu yanlış arkadaşlar. Dalgaların periyodu 1 saniyedir demiş. Evet. Yani buradan şuraya 3 eşit parçaya 1, 2, 3 lambda 3 saniyede oluşuyorsa 1 lambda 1 saniyede oluşur. O zaman periyodumuz da 1 demektir. Cevabımız bu da D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki tabloda x, y, z tellerinin kütleleri ve uzunlukları verilmiştir. Bu teller eşit kuvvetlere gerilerek periyodik tablolar oluşturuluyor. X, y, z tellerinde oluşturulan dalgaların ilerleme hızları sırasıyla Vx, Vy ve Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Hız formülümüz neydi arkadaşlar? Vf bölü müydü? Mü'ümüz neydi? M bölü L'ydi. Bakın birim uzunluğun kütlesi. Birim uzunluğun kütlesi. O halde şunu 1 olarak alırsak mü değerini. Bunun mü değerini şuraya mü yazıyorum bakın. 2 olarak alırsak bunu da mü değerini 1 bölü 2 olarak alırız. Burada yerlerine koyduğumuzda bakın Vx şöyle düşünelim. F1, mü1 onu 1 olarak kabul edelim. Peki F hızı, y'deki hızı bulalım. Burada mü'ye 2 koyduğumuz zaman yani bu tabii kök içerisinde ama ben dışarı kökü hepsinden kaldığını düşünelim. Buradan da ne çıkacaktır arkadaşlar bakın. M bölü mü yerine 2 koyduğumuzda 1 bölü 2 çıkacaktır. Z'ye geldiğimizde buradaki mü değerimiz 1 bölü 2 olduğu için bunu payda dışarıya çıkacak 2. Yani yukarıya çıkacak 2. 1 bölü 2'yi buraya koydum ya. Yukarıya 2 olarak çıkacak. O halde Z, X, Y şeklinde hızlarımız sıralanacaktır. Cevabımız burada B seçeneği olacaktır. Beşinci sorudayız. Bir ucu sabit, diğer ucu serbest bir yayda oluşturulan atmalar T sürede bir bölme yol alarak ilerlemektedir. Buna göre atmalar ilk kez hangi bölgede birbirlerini bir an tamamen sürerler? Şimdi arkadaşlar bakalım. Bu buraya gelecek, geri dönecek ve üstte olacak. Bu buraya gelecek, ters dönecek, üstte olacak.
Demek ki ilk karşılaşmalarında bunlar birbirlerini sönümlemeyecek. İkinci karşılaşmalarını bulmamız lazım. O halde bunların birbirlerinin ters olması lazım. Bunu sayıyorum. İkinci karşılaşmayı gerçekleştirmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve geri döndü 8. Şimdi bu alttaki altın 8 olarak 8 saniye sonra burada. İşte bakın 8 saniye yazıyorum. Şimdi diğerine bakalım. Hemen rengimi değiştiriyorum. Bakın. Bu. Bak, buraya geldik. Şuradan buradan sonra 1. Bakın şuraya geldik. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aşağıya döndük, 9. Şimdi bu vatandaş da 9 saniye sonra burada bakın şimdi 9. Bu 8 burada, bu 9 da burada. Nerede karşılaşacak? Bu 9 da buraya gelecek, bu da 10 da buraya gelecek. Bu 11 de bakın buraya gelecek, 9, 9, 10 da buraya gelecek, bu da buraya gelecek. O M noktasında karşılaşmış olacak. Bakın bir daha söylüyorum. 9. Burada neredeydi? Kırmızıdan bahsediyorduk. 8 de değil mi? 8. Ters dönüyor 9. 10 da buradayız. 11 de buradayız. Doğru mudur? Şimdi bunu sayıyorum. 11'de nerede olacağız? 8, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 8, 9, 10, 11. Üstteki de 11 de burada olacak. Ve bir alt bir üst olduğu için M noktasında birbirlerini sönümleyeceklerdir. Cevabımız burada gördüğünüz gibi C seçeneği olacak. Altıncı sorudayız. Son sorudayız. İki ucu arasında gerilmiş türdeş bir yay üzerinde oluşturan atmalar iki atma bir şekildeki ok yönünde hareket etmektedir. Atmalar ilk kez hangi aralıkta karşılaşırlar? Sayıyorum arkadaşlar bakın. 1, 2, 3. Buradayım. Kalalım şimdi. Bunun rengi değiştireyim hemen buradan. Buna bakalım. 1, 2, 3. Bakın bu 3 de ben buradayım. Bu da burada. Bu 4 olur buraya gelir. Bu da kırmızı tekrar bakın. 4 olur buraya gelir. Bir üstte bir altta birbirlerini sönümleyebilirler. O zaman cevabımız ne olacaktır? Bakın L bölgesi B seçeneğimiz olacaktır arkadaşlar.